merhabalar. Mükemmel bir gün olsun efendim. Sevdiklerinizin yanında olduğu, kalbinizden geçenlerin gerçek olduğu mükemmel ötesi bir gün olsun. Bir adım daha atarsam zaten şuraya kaldırma. Oradan da Büyükçekmece'deyiz tabii ki. Denize gideceğim. Şu anda Büyükçekmece'deyiz. İstanbul Avrupa yakasının modern yazlık yeri Büyükçekmece'deyiz. Bakalım bugün Büyükçekmece'de kaç parayla neler yapacağız? Ama bir dakika Fuat'cığım, dur. Fuat'cığım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. O zaman paramı ver Fuat. Çok teşekkür ederim Fuat'cığım. Canım. Benim yakışıklı kameramanım. Parayı da biz veriyoruz diyor. Dersin tabii bunları diyor. 50, 60 ve 65 liramız var. Büyükçekmece sahilden başladık. Bakalım 65 lirayı bugün Büyükçekmece'de nerelerde ve nasıl harcayacağız? O zaman gezmek olsun Büyükçekmece bölümüyle başlasın. Yazın buralar daha kalabalık oluyor. Şu anda hava gri olabilir. Havanın gri olması bizim umurumuzda mı? Hayır tabii ki değil. Çünkü bizim enerjimiz yüksek. Her zaman sahile gelip temiz havayı alıp burada sporunuzu yapıp işte köpeğinizi gezdirip bisikletinize binip ya da burada trenle gezebiliyorsunuz. Burada bir tren var. Bu yol boyunca sahili size gezdiriyor. Ama şu an o tren burada yok. Neden yok? Yok. Nedenini bilmiyoruz. Sezon bitti, tren de gitti. Burada Büyükçekmece sahile geldiğiniz zaman denize girebilirsiniz, yazın güneşlenebilirsiniz, keyifli vakit geçirebilirsiniz sahilde. Gerçekten yeşilliğin ve güzelliğin olduğu bir yer Büyükçekmece sahil efendim. Hani sonbaharda işte sakin ve güzel vakit geçirmek istiyorsanız hafta sonunuzu güzel değerlendirip hem deniz havası almak istiyorum hem de yazlık bir yerde hissetmek istiyorum kendimi diyorsanız Büyükçekmece sahile gelebilirsiniz. Çok kahvaltı yapabileceğiniz mekan var. Genellikle fiyatlar zaten mekanların dışında yazıyor. Çok çeşit kahvaltı 25 TL olarak yazmışlar. Ama benim ilgimi şu denizin ortasındaki yer çekti. Ben orada kahvaltı yapmak istiyorum. Fuat da diyor ki orası pahalıdır. Zaten Yıldız nerede pahalı bir yer var? Nerede bir zarar var? Onu bulur, oraya gider yani. Mesela İşte birkaç tane mekanda da işte mesela serpme kahvaltı keyfi diyor, limitsiz çayla diyor, 30 TL yazıyor mesela. Orada bir balık restoranında bir akşam yemeği fix menüsünün fiyatını görmüştüm. Akşam yemeği fix menü 90 TL yazıyordu. Yani bütçelere göre tabii biraz pahalı mı sanki ya? O fix menüyü de ben anlamıyorum ya. Ne gereği var fix menüye? Sence Fuat? Yani yemiyorsun hepsini zaten şu kadar şu kadar koyuyorlar. Şu kadarcık şeyle insan mı doyar ya? Şu kadarcık şeyle insan mı doyar ya? Hemen doymuyorum. Kendimi nerede hissediyorum biliyor musunuz? Akdeniz'de bir sahil şehrinde ya da Ege'de bir sahil şehrinde hissediyorum. O kadar sessiz, o kadar sakin ve güzel ki şu denizin ortasındaki yere gidiyorum. Çünkü karnım çok acıktı, kahvaltı yapacağım. Hadi gelin. Burada sahilde gösterdim. Burada denizin ortasında çok güzel bir yer var. Burası benim dikkatimi çekti. Ben burada kahvaltı yapmayı tercih ettim ama onun dışında Fuat'cığım göster şöyle. Bak böyle boydan boya şöyle.
Tabii şu arada fark var. Şöyle kahvaltı yapabileceğiniz birçok mekan var. Salaş mekanından tutun lüks mekana. Fiyat aralığını tekrar söyleyeyim. Büyükçekmece'de sahilde kahvaltı yapmanın bedeli efendim 25 TL ve 30 TL. Benim şimdi girişte yazıyordu buranın kahvaltı fiyatı. 32 TL yazıyordu. O kadar da pahalı değilmiş Fuat. Sen bana dedin ki Yıldız orası çok pahalıdır. Pahalı değilmiş yani. O kadar. Yani işte o kadar. O kadar. Bakalım 65 lira bugün bana yetecek mi? Ve ben 32 liralık kahvaltıyı mı tercih edeceğim? Yoksa sade bir omlet ya da bir peynir tabağıyla mı geçiştireceğim? Hadi içeri girelim, çok üşüdüm. Şimdi ben buraya kahvaltı yapmak için geldim ama arzu ederseniz burada yemek de yiyebilirsiniz. Sağ tarafınızda böyle, ben deniz kenarında oturuyorum şu anda. Büyükçekmece'nin eşsiz deniz manzarası da var. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Bunu kahvaltıdan önce yani, değil mi? İştah açan, hiç ihtiyacım yoktu zaten iştah açan bir şeye. Şimdi bunu kahvaltıdan önce ve yemekten önce getiriyorlarmış. Zeytin ezmesi, domates kurusu ve zeytinyağı. Ay çok severim, iştah açıyor dedi beyefendi. Hiç ihtiyacım yok ki benim iştah açmaya, değil mi Fuat'cığım? Fuat da gülüyor, niye gülüyorsun ya? Kahvaltının içinde mesela sucuklu yumurta isterseniz, omlet, menemen işte isterseniz bunları kahvaltının içinde, serpme kahvaltının içinde veriyorlarmış. Çay peki sınırsız mı? Serpme kahvaltının içinde çay da sınırsızmış. O zaman ben serpme kahvaltı istiyorum. Bir de sucuklu mu yiyelim? Sen yiyeceksin diyor. Sana da ikram edecektim. Ne kadar gönlüm zengin aslında. Teşekkürler diyor. En sevdiğim kameraman yemeyen kameraman. Hepsi bana kaldı. Tamam o zaman ben omlet alayım ya. Tamam ben omlet alayım. Menü kalsın. İnsanlara yemeklerle ilgili de bilgi verelim. Çayın ayrıca fiyatına bakalım şuradan bir. Heh. Evet, çayın fiyatı 4 lira. Düşünsenize burada mesela 4-5 tane çay içsen bayağı bir fazla paraya kalkarsın yani. Ben 32 liraya kahvaltı yapıp sınırsız da çay içeceğim. En sevdiğim şey. Benim var ya iştahım bir açıldı bir açıldı, anlatamam size. Nasıl yiyorum gece falan da kalkıp böyle şey kurabiye falan yiyorum yani. Fuat böyle. Fuat, cuma benim doğum günümdü. Fuat, doğum günümdü benim. Kahvaltım geldi. Çok mutluyum şu an. Kahvaltı mutluluktur yani. Ben bunu yerim yani tek başıma. Hele de kahvaltı. Ay şunu çok merak ettim. Nereçeli acaba? Şimdi ben neyle başlasam acaba? Tulum peynir cevizle başlayayım bir ilk önce. Bu mekanda sadece kahvaltı değil, yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Bir kişinin en fazla kalkacağım maksimum fiyat 60 TL. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT otobüsleri E5'ten Silivri'ye doğru devam eden otobüsler Büyükçekmece'de sizi bırakır. Aracınızla da E5'ten ve TEM'den gelebilirsiniz. Şimdi ben kahvaltımı rahatça yapayım. Sizin de canınız çekmesin. Kahvaltıdan sonra parkta buluşuruz. Türkü tutmuşum. Duyuyorsun değil mi Fuat? Duyuyor musun beni?
Rahmetli Barış Manço'yu da saygı ve sevgiyle analım bu şarkıyla. Ben bu şarkıyı bu sonbaharın bitimine yakın bugünlerde ve kış aylarında fazlasıyla söyleyeceğim. Kahvaltımı yaptım, karnım doydu. O kalorileri atmam lazım. Değil mi? Evet, evet diyor. O zaman şu çantayı da şöyle bırakayım. Ne yapıyoruz? Zıplıyoruz. Sen niye indin? Utandın mı? Ne var? Zıplayamaz mıyım yani ben? Ay ben hiçbir parkta böyle bir şey görmedim ya. Ben de çıkıyorum. Bir, iki, üç. Ay düşüyordum yalnız. Bir şey söyleyeceğim. Biraz önce parka anlatmıştım kahvaltı yapmadan önce. Ay başım döndü. Başım dönüyor şu an. Ne kadar renkli, ne kadar cıvıl cıvıllar değil mi? Ne dedim biraz önce zıplarken? İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin. Ben nereye mi gidiyorum? Büyükçekmece'nin tarihi güzelliklerini keşfetmeye. Sonra programa bereyle çıkacağım. Dondum. Duyuyor musun beni Fuat? Duydum diyor. O zaman bana bere ör. Sen evet, ben diyor. Evet ben babamın biricik kızıyım da o zaman babam bana bere alsın. Happy birthday to me. Yo niyet yabancı söylüyorum değil mi Fuat? Türkçe söyleyeceğim. İyi ki doğdum yıldız. İyi ki doğdum yıldız da ya. Şu anda neredeyiz peki? Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz. Burası da küçük bir sahil kasabasını andırıyor. Baksanıza şu güzelliklere bir bakın ya. Böyle küçük küçük tekneler var. İnsanlar burada güzel vakit geçirebiliyorlar. Gerçi şu an birazcık soğuk. Tabii hava soğuk ama ben sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Benim de ilgi alanım. Ve ben ilk kez böyle bir şey duydum. Ve ilk kez tabii ki sizinle birlikte gezeceğim. Sizi çok güzel bir yere götüreyim mi? Götüreyim mi Fuat? O zaman hadi gidelim. Şimdi biz Dünya Kostüm Müzesi'ne gidiyoruz. Girişler ne kadar bilmiyorum. Şu anda da gerçekten umurumda değil. Hava evet soğuk ama benim içim aşırı derecede ısındı. Üşümüyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel yapmışlar. Bakın bunlar gerçek kapı. Şurada dön Fuat. Mesela bu gerçek pencere. Baksanıza ne kadar yaratıcı ve ne kadar hani güzel yapmışlar. Şu gerçek kapıya da bayıldım. Aa, bak bu da gerçek pencere. Şimdi millet sosyal medyadan yazıyordur. Aa, kıza bak ne kadar gıcık diye. Ben bunları böyle anlatıyorum ya. Yazıyorlar biliyor musunuz? Ne yapayım yazsınlar. Ay çok güzel bayıldım resmen. Ben kapıyı açmaya zorlamaya çalışıyorum ya. Bayıldım. Aşırı güzel yapmışlar. Yani bu sokağı bu hale getirenin emeğine sağlık. Neymiş sürprizin dedi Fuat. Biraz önce söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Ağzımdan kaçırmış da olabilirim. Dünya Kostümleri Müzesi'ne geldik efendim. Büyükçekmece'de. Mesela burada Arjantin'in yöresel kıyafeti var. En önemlisi Türkiye'nin efendim bütün yöresel kıyafetleri var. Bakalım giriş ne kadarmış? Hangi günlere çıkmış? Dünya Kostümleri Müzesi'ne girelim. Girmeden de tabii düşmeyelim. Şöyle zaten burada yazıyor Büyükçekmece'de. Perşembe ve pazar günleri kapalıymış efendim Dünya Kostümleri Müzesi. Diğer günlerde de 8.30 ve 17 saatleri arasında hizmet veriyormuş. Şimdi içeriye girelim ve o güzel kostümlerle içimizi ısıtalım. Alperen Bey. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben sormadım girişte. Burası Perşembe ve Pazar günleri kapalıymış evet. Dünya Kostümleri Müzesi. Diğer günlerde açık. Ha, 8.30'da akşam 5 arası. Tamam süper. Peki giriş ne kadar? Giriş ücretsiz. Aa herkese. Belediyemizin hizmeti olduğu için herkese. Nereden gelirseniz girin.
Buyurun gelin. Büyükçekmece'de Dünya Kostümleri Müzesi var efendim. Dünyadaki bütün böyle işte atıyorum Polonya, Arjantin, Hollanda'nın yöresel kıyafetleri burada sergileniyor ve girişler tüm halka, herkese ücretsiz. Şimdi gezmeye başlayalım. Ay şu mor olana bayıldım ya. Bu da Türkiye'ye benziyor. Bak Kuzey Kıbrıs, Kuzey zaten. Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs. Bak Kuzey Yavru Kıbrıs Vatan. Türk Cumhuriyeti. Aynen öyle. Yavru vatanın kıyafeti Türkiye'ye benziyor. Romanya mesela var burada. Şu Romanya'nın kadın dansçı kıyafeti, evet, kostümü. Bu da erkek dansçı kostümü. Dansçı kıyafetinden ziyade şöyle söyleyeyim. Geçmiş dönemlerdeki kültürlerini yansıtan kostümler. Yani bundan 100 sene, 110 sene önce veya 150 sene önce giydikleri kostümler. O döneme ait giysiler. Ha. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kostüm müzesi, Dünya Kostümleri Müzesi'ni ne zaman açıldı? Bir de 2011 yılı mıydı? 2011 yılı. Doğru baktın, evet, değil mi? Yani, evet, evet. Ben çalışıyorum dersine. Evet, Sayın Başkanımız Doktor Hasan Akgün 2011 yılında binayı restore ettirdi. Hı hı. 120 yıllık bir bina olduğu tahmin ediliyor ve tek elin binasıydı. Tuz ve mineral tuz deposu olarak kullanılan bir binaydı. Hı hı. Daha sonra restore edildi ve 2011 yılında kostüm müzesi olarak hizmete açıldı bina. Bu fikir çok güzel bir fikir bence yani. Bize de güzel şeyler hani sunuyor. Dünya kostümlerini görme fırsatı sunuyor. Ay mesela şu çok tatlı değil mi ya Macaristan'ın? Evet. Fuat hiç görmüyorsun Fuat beni. Hiç görmüyor. Ney parası? Eteğin parası ne? Şu şey önlüğü çıkartırsak paha biçilemez diyor Alperen Bey. Tabii ki doğru söylüyor. Hediye olduğu için paha biçilemez, doğru söylüyor. Fuat'cığım kırma. Sonra ne olacak? Yıldız 65 lirayla şu şeyi, koruma şeyini nasıl ödesin? Koruma şeyini Fuat. Ay senin canın sağ olsun ya. Ben senin için kafamı kırarım ya. Demedim ben. Ha, Alperen Bey'den özür dilemiş. Şunu görüyoruz. Üst katta da Türk kostümlerimiz var. Bindallılarımız var. O zaman buyurun, biz ne yapalım? Buyurun. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı gezelim ve Türk kostümlerine bakalım. Kostümleri Müzesi'ne herkes gelsin değil mi? Evet, herkesi bekliyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Gezilip görülmesi gereken bir yer ve bir benzeri olmayan bir yer. Ben bayıldım buraya. Vallahi bayıldım. Bir de kıyafet ilgi alanım olduğu için ve çok merak ettiğim için böyle dünyadaki yöresel kostümleri gerçekten bayıldım. Girişler ücretsiz ve daha ne olsun yani değil mi? Ben de kültürümüzü Fuat ve Yılmaz'a tanıtmak için Dünya Kostümleri Müzesi'ne geldim. Şimdi ben Fuat ve Yılmaz'ı alıyorum. Tabii. Birazcık burada kendim geziyorum. Tabii ve izlenimlerimi ki izleyicilerle paylaşıyorum. Size çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Alperen Bey. Tekrardan. Kolay sağ gelsin olun, efendim. Teşekkürler. Dünya Kostümleri Müzesi 2011 yılında Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde efendim faaliyete girmiş. Bu bina eski bir bina ve çökmek üzereyken tadilat ediliyor ve kazandırılıyor tekrar efendim. Duvarlarda da işte Kafkas'ın, Ukrayna'nın, Çin'in, Macaristan'ın ve birçok dünyadaki ülkenin geçmişten günümüze gelen kıyafetleri sergileniyor. Dünya Kostümleri Müzesi iki kattan oluşuyor. Biz şu an ilk giriş katındayız. Burada dünya kostümleri sergileniyor işte. Dünyanın birçok ülkesinin kostümleri ve aksesuarları sergileniyor. Yanlarında kostümlerin alt taraflarında maketler de var. Ve ikinci katındaysa tek bir ülkeye yer ayrılmış. Neresi? Türkiye. Bu
Burada gerçekten çok güzel Anadolu bin dallı ve kaftan çeşitleri var. Aynı zamanda çarıklar, terlikler, yazmalar, Türk kültürünü yansıtan kostümlerin, aksesuarların hepsi Dünya Kostümleri Müzesi'nde sergileniyor. Ne demişler efendim? Kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Onları gelecek nesillere taşımalıyız. Biz sahip çıkıyoruz yeteri kadar. Değil mi Fuat'cığım? Evet diyor Fuat. Dünya Kostümleri Müzesi'ne giriş ücretsiz efendim. Büyükçekmece'de bulunuyor Dünya Kostümleri Müzesi. Fırsatınız varsa, hafta sonu buraya gezmeye geldiyseniz eğer, buraya Dünya Kostümleri Müzesi'ne uğramadan geçmeyin derim ben. Sadece Perşembe ve Pazar günleri kapalı. Diğer günler sabah 8.30'da açılıyor ve 17'de kapanıyor. Şimdi ben birazcık tek başıma gezmek istiyorum Türk kostümlerini. Fuat'cığım sağ olsun çantamı tutuyor Yıldız, çok yoruldum bugün diyor. Daha yeni başladık gerçi ama şimdi sevgili seyirciler, Büyükçekmece'nin denize girebilirlik özelliği olduğu için ve ufak bir sahil kasabasını andırdığı için insanlar burada yazlık olarak da oturabiliyorlar. Nasıl ki Ege'den, Akdeniz'den ev kiralıyorlar ya da evleri var insanların, İstanbul'un içinde oturan insanlar da buraya yazlıkçı olarak gelebiliyorlar ki Büyükçekmece gerçekten bunun için çok uygun bir yer. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kültür Park'a devam ediyoruz. Havanın soğuk olması bizi etkiliyor mu gezmemiz için? Hayır, etkilemiyor. Hava soğuk diye evlere böyle tıkılıp kalmanıza da gerek yok. Yok diyor Fuat da. Şöyle çıkayım. Şu anda neredeyim? Şimdi internette bazı bilgiler var, isimleri var bu köprünün. Bir Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü diye geçiyor. İşte Mimar Sinan Köprüsü ya da Büyükçekmece Köprüsü olarak biliniyor. E5'ten Silivri'ye doğru ya da Edirne yönüne doğru diyeyim, daha anlaşılır bir şekilde giderken böyle akşamları özellikle sağ tarafınızda böyle parlak bir uzun köprü göreceksiniz. İşte orası efendim Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Şu anda biz o köprünün üstündeyiz Büyükçekmece'de. Arkamda da Büyükçekmece Kültür Park var. Bu kültür parkta her yöreden yemekleri bulabilirsiniz. İşte cami olsun, işte tarihi çeşme olsun ya da ne bileyim festival burada yapılıyor. Bir amfi var. Büyükçekmece Festivali burada yapılıyor. Konser alanı ve çeşitli etkinlikler bu kültür parkta düzenleniyor. Ben biraz önce Büyükçekmece sahilde kahvaltı yaptım. Neden? Sahilde kahvaltımı yapmayı tercih ettim. Şimdi sahil kısmından yolun diğer tarafına, Büyükçekmece Gölü'nün olduğu yere geçtik. İşte o kültür parkta Büyükçekmece Gölü'nün olduğu yerde arkamda kültür park. Birazdan içeriye girip kültür parkı keşfedeceğiz. Gerçekten bunu her zaman program başladığından beri Büyükçekmece için söylüyorum. Burası adeta bir sahil kasabası ki bakın burada küçük küçük sandallar var. İstanbul trafiğinden, yoğun trafikten hemen uzaklaşıyorsunuz. Burada Kültür Park'ta keyifli vakit geçiriyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Birazcık Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürüyelim. Sinan'ın yapı
kutupları arasında 10 köprüden birisi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapımına başlanıyor ve Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Savaşı'nda ölünce oğlu 2. Selim tarafından tamamlanıyor Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. İstanbul'da Büyükçekmece ilçesinde bulunuyor efendim Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Marmara Denizi ile Büyükçekmece Gölü arasında sallarla geçmek zor olduğu için Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün yapımına karar veriliyor ve o nedenle yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü insanlar açısından, insan ulaşımı açısından kullanılabilen bir köprü. Fakat araç trafiğine kapalı olduğunu söyleyebiliriz Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Efendim, önemli mimarlarımızdan Mimar Sinan'ın heykeli Kültür Parkı'nın içinde. Neden Mimar Sinan'ın heykeli Kültür Parkı'nın içinde? Bu Büyükçekmece Kültür Parkı'nın içinde birçok tarihi yer var. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü başta olmak üzere Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi, Sokulu Mehmet Paşa Camii, Kurşunlohan gibi birçok tarihi yer var. Mimar Sinan'ın yapıtı da bu Büyükçekmece'de fazla olduğu için, Mimar Sinan yapıtı olduğu için Mimar Sinan'ın heykeli Büyükçekmece Kültür Parkı süslüyor. Büyükçekmece'de tarihi güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Ben fazla tarih anlatmayı sevmiyorum. Bana verilen parayı harcamayı seviyorum. Bilmiyorum tabii siz tarih dinlemeyi seviyor musunuz ama sizleri fazla yine de sıkmak istemiyorum. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi'nin önündeyiz. Bu çeşmenin yapım tarihi 1566. Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi klasik üslupla üç kanatlı taştan yapılmıştır. Zaten şu an Fuat gösteriyor sizlere. Ve Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar seferine çıkarken kervansaray hemen zaten yan tarafında kervansarayda ve köprüyle birlikte, biraz önce üstünde olduğumuz köprüyle birlikte Mimar Sinan tarafından inşa edilmişti. Mimar Sinan heykelini de anlatmıştım. Burada Mimar Sinan tarafından inşa edilen birçok yapı olduğu için de Mimar Sinan'ın heykeli Kültür Parkı süslüyor. Onu da tekrar söyleyeyim. Ve halen bu Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi içme ve kullanma suyu olarak faal durumda kullanılıyor. Normalde hani bazı çeşmeler, tarihi çeşmeler böyle içme ya da kullanma suyu olarak faal olmayabiliyor. Kullanma suyu olarak faal. Şimdi ne yapalım? Büyükçekmece Kültür Parkı'nın içindeki güzellikleri keşfetmeye devam edelim. Hemen Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi'nin yan tarafında Kurşunlohan Kervansaray var. Hemen Kervansaray'a geçelim. Büyükçekmece Kervansaray efendim. Büyükçekmece Kervansaray'ın bilgisi burada yazıyor. Buradaki her tarihi eserin bilgisi zaten bu şekilde konulmuş. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış efendim bu Kurşunlohan. Neden Kurşunlohan? Hemen onu da sizlerle paylaşayım. İlk yapıldığı zaman çatının tamamı kurşunla kapatıldığından dolayı adı Kurşunlohan olarak da bilinmekteymiş. Şimdi biz bu Kurşunlohan yani Büyükçekmece Kervansaray'a girelim. Bakalım içeride ne var? ...16. yüzyıl yapımı. Fuat diyecek ki ışıkta dur. Şöyle durayım o zaman. Nasıl Fuat? Güzel diyor. Kim derdi ki Büyükçekmece'de bu kadar çok tarihi güzellik var diye. Vallahi ben bilmiyordum. Bir tek Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nü biliyordum, o kadar. Sen Fuat?
Ben de bilmiyordum diyor Fuat. Biz de öğrenmiş olduk. Önceden, biraz önce de söyledim dışarıda. Çatısı şu an tabii ki kurşunlarla kapatılmış durumda değil ama önceden tabii ki kurşunlarla kapatıldığı için de kurşunlu han denildiğini de dışarıda söylemiştim. Bana enteresan gelen bu kadar çatı kurşunla nasıl kapatılmış. Gerçekten eskiler yapmış yani, değil mi Fuat? Muazzam güzellikte. Tabii şu anda eskiden konaklama yeri olarak kullanılıyormuş. Fakat şu anda da belediye tarafından ne olarak kullanıldığını hemen sizlere söyleyeyim. El sanatları sergileri düzenleniyormuş efendim burada. Şu anda onun için kullanılıyormuş. Bu Kurşunlu Han ya da Büyükçekmece Kervansaray. Şimdi ben şöyle Kervansaray'ı hızlıca gezeyim ve ne yapayım? Büyükçekmece Gölü'nde temiz bir hava alayım. Sadece Mısır'da bir camide bulunan Sokullu Mehmet Paşa Camii minaresiyle ünlü. 1567 yılında Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış efendim. En önemli özelliği de bu caminin dünyada iki tane benzeri bulunan minaresidir. Zaten biraz önce de söyledim, burada da yazıyor. Minare yekpare taştan oyularak yapılmış olup bu tip minare özelliği bir de Mısır'da bulunmaktaymış. Büyükçekmece'ye geldiğimiz zaman görülmesi gereken tarihi yerlerden biri Sokullu Mehmet Paşa Camii efendim. Çekmece sahilde hem de Büyükçekmece'nin gölünün olduğu yerde birçok sokak hayvanı var. Burada çok enteresan ve güzel bir şey gördüm ben. Çöpe atma buraya at. Çöpe atmayalım, ayıralım, geleceğimizi kazanalım. Boşa dökme, buraya dök yazmış. Nasıl çalıştığı da gösteriliyor. Sokak hayvanları için yapılmış. Sokak hayvanlarını doyuran geri dönüşüm kutusuymuş efendim bu. Ben İstanbul'da hani bu programı sayesinde birçok semt ve ilçe gezdim. Ama ilk kez böyle bir şey görüyorum. Fuat sen gördün mü daha önce? Fuat da görmemiş. Şimdi nasıl çalıştığını söyleyelim. Bu geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilecek plastik şişe ve metal kutu, içecek ambalajları çöpün ön yüzeyindeki yani şu delikten içeriye atılıyor ve aşağı bölmede bulunan mama kabına da belediye tarafından temin edilen kuru mama dökülüyormuş efendim. Yani boş ambalajlarınızı, işte kutu koladır, işte içecektir, sudur, her neyse bunları buradan atıyorsunuz ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından da bunun içindeki mama sokak hayvanlarının yemesi için buraya dökülüyor. Bence çok güzel bir uygulama. Büyükçekmece Gölü birkaç bin yıl önce Marmara Denizi'nin küçük bir koyu durumundaymış efendim. Zaman içinde kum ne oluyor? Koyu denizden kopartıyor ve bir göl oluşmasına sebep oluyor. Daha sonra da Büyükçekmece Gölü oluşuyor. Büyükçekmece Gölü İstanbul'da bulunan iki doğal gölden birisi. Büyükçekmece Gölü 170 tane kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Büyükçekmece Gölü'nün çevresinde de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Büyükçekmece Gölü'nün hemen çevresinde efendim. Yanımda da böyle bir misafir var. Merhaba. Merhaba. Büyükçekmece Gölü'nün çevresinde böyle yemek yiyebileceğiniz birçok kafe ve restoran var. Ve bir şeyler içebileceğiniz mekanlar var her bütçeye göre. Buradaki asıl mekanların özellikleri şu. Mesela Kıbrıs evi var, Diyarbakır yöre evi var, Mersin yöre evi var, işte Malatya yöre evi var. Birçok yörelerin evleri var ve bu yöre evlerinde de oranın yemekleri yapılıyor. Mesela Trabzon yöre evi de var. Ama ben nereyi tercih ettim? Benim kaç günden beri canım tantuni istiyor. Ben 32 lira harcadım program başladığından beri 65 liradan. Bu ne ya?
Ben tantuni yiyeceğim ekmek arası. Kimse benim tantuni yememi engelleyemez. Ne yapıyorum o yüzden? Mersin yöre evine giriyorum. Bakalım tantuni var mı? Fiyatlar ne kadar? Tabii ki vardır yani Mersin yöre evinde. Fiyatlar ne kadar? Sizlerle de paylaşıyorum. Kültür Parkı'nın içinde birçok yöre evinin olduğunu söylemiştim efendim. Şu anda ben Mersin yöre evini tercih ettim. Neden? Kaç gündür canım tantuni istiyor. Biraz önce de söyledim. Ve Mersin tantunisi yiyeceğim. Trabzon evi de var mesela. Trabzon yöresine ait yemekleri de yiyebilirsiniz. Burada Kültür Parkı'nın içinde böyle birçok sokak da var. Ortaya şelaleye çıkıyor. İşte burası... Eski kültürümüzü gelecek nesillere taşımak amaçlı da olduğu için birçok şairimizin, yazarımızın da ismi verilmiş efendim sokaklara. Ben şimdi ne yapacağım? Mersin tantuni yiyeceğim. Bakalım Mersin tantuni ne kadar? Bir tantuni bir ayran zaten değil mi Fuat? Evet diyor Fuat. Şimdi bu soğukta ben niye dışarıya oturdum? Çünkü manzara çok güzel. Ay. Gülü seven dikenine katlanır. Dikeni battı gülün. Katlanırız işte biz de. Hoş buldum. Kolay gelsin. Mersin yöre evi. Mesela çorba burada 6 liraymış efendim. Ben tantuni yiyeceğim. Aa burada gözleme de var, makarna çeşitleri de var. Bak kahvaltı da var. Mesela ben Büyükçekmece sahilde 32 liraya kahvaltı yapmıştım. Burada serpme kahvaltı 20 lira. Niye beni Büyükçekmece Gölü'ne getirmediniz? Yılmaz, Fuat ne oluyor? Orası da güzeldi. Orası da güzeldi. Evet orası da çok güzeldi. Şimdi ben hemen tantuni söyleyeceğim. Tava çeşitleri var, ızgara çeşitleri, soğuk sıcak içecekler efendim, tatlılar. Ay, o zaman ben Mersin tantuni istiyorum, yanına bir de ayran istiyorum. Tamamdır, bu menü dursun. Siz denin, siparişimi getirirsiniz. Tamam. Tamam. Şimdi ben burada Mersin tantuni ve ayran istedim. Mersin yöre evinde Mersin tantuninin fiyatı 15 TL. Ayranın fiyatı da 4 TL. Mesela künefe yemek istediniz. Ben künefe bekleyemem ama. Size manzara göstereceğim diye saatlerce burada künefe bekleyemem. Saatlerce sürmüyor ama tatlı yememem lazım bu ara. Künefenin fiyatı mesela 7 lira. En pahalı tatlı sufle burada 12 TL. En pahalı yemeğe bakayım mesela burada ne? Karışık ızgara 27 TL. Büyükçekmece sahilde de en pahalı yemek karışık ızgaraydı. Tam olarak fiyatını hatırlamıyorum da et pahalı. Hiç bizim kameramanlar da hiç onaylamıyor. Onlar ucuza yiyorlar herhalde eti. Şimdi tantunimiz gelsin. Burada fiyatlar uygun diyebiliriz Büyükçekmece Gölü'nün çevresinde. Dediğim gibi ben Mersin yöre evini tercih ettim. Ama sizler mesela Kıbrıs yöre evine gidebilirsiniz. Helin peyniri yiyebilirsiniz orada. Ya da Trabzon'a gidebilirsiniz. Trabzon yöre evine. Ya da Malatya yöre evine gidebilirsiniz. Orada yöresel yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Ve yemeğim geldi sonunda. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ. Ay çok güzel bir sunum valla. Ay. Yemede yanında yat olmuş bu. Valla kimse kusura bakmasın. Canınızı istiyorsa Büyükçekmece yakınında bulunanlar ya da ne bileyim İstanbul'un böyle içinde bulunanlar çıksın gelsin. Ay hiç gerek yoktu ama çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben sadece peçet aldım. Bu tantuninin şöyle fiyatı 15 TL, ayran da 4 TL. Şimdi ben hesabı isteyeceğim ve buradan 19 lirayla kalkacağım. Bence biz her program Büyükçekmece'ye gelelim. Burada fazla para harcamadık. Hesap alabilir miyim? Pembe zarfımızdan hesabımızı ödeyelim. Şöyle hesabımız da geldi 19 TL. Buyurun efendim. Kolay gelsin, ben teşekkür ederim. Ben tantunilerimi yemeye devam edeceğim. Büyükçekmece Gölü'ne karşı aynı zamanda
arkama Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nü alarak cebinizde ne kadar paranız olursa olsun amacınız her zaman tabii ki gezmek olsun. Biz bugün yalnız biz bugün ne yaptık? 65 lirayla Büyükçekmece çalıştık. Önümüzdeki hafta İstanbul'un başka bir ilçesinde ya da semtinde buluşmak üzere. Unutmayın, cebinizde ne kadar paranız olursa olsun amacınız yeter ki gezmek olsun.